muhtarlıklara kadro açaraktan istihdam sorununu çözmekten bahseden bir genel başkanın ufkunun ve vizyonunun dünyadaki ekonomilerle rekabet etmek üzere kurulu olduğuna kimse beni inandıramaz. Çünkü muhtarlıklarda ek kadroyla istihdam sorunu çözülüyorsa yabancı yatırımcıyı çekmeye de gerek yok. Ama hocam söyledi. Karakolda doğru söyler, mahkemede yalan misali. Gelip burada 5 şirketin bütün mal varlığına el koyacağız. Kanal İstanbul'a kim para verirse o parasını buradan asla alamaz deyip sonra dönüp Türkiye'de hukuk yok, yabancı yatırımcı niye gelsin demek, karakolda doğru söyleyip mahkemede şaşan insanın hikayesidir İbrahim. Çok net söylüyorum. Peki Türkiye'ye yabancı yatırımcı niye gelmiyor? Peki öyle mi gerçekten? Bak hop algıyı alıyoruz. Şimdi size rakamlar veriyorum. 1980 yılında bu ülkeye 18 milyon dolar FDI, Foreign Direct Investment geliyor. O zamanki rakamlarla bu zamanki rakamları kıyasladığımızda sıkıntı olmasın diye şöyle çıkarttım. Dünyada yabancı direkt sermaye miktarının %0.2'si. Yani 100 lira para varsa ülkelere dağılacak yabancı sermaye olarak bunun %0.2'sini almış. 90 ve 95 yılları arasında ortalama 745 milyon dolar yıllık ülkeye yabancı sermaye girişi gelmiş. Bu da yine dünyada dolaşan yabancı sermayenin %0.2'sine tekabül ediyor. 2000 yılına geldiğimizde bu rakam 982 milyon dolar. Yine %0.2'sine tekabül ediyor. Peki yabancı sermayeye gelmiyor dediği AK Parti döneminde ortalama 900 milyon dolarlarda olan yabancı sermaye nereye çıkmış? 2017'de bu rakam 21 milyar dolara çıkmış. 982 milyon dolardan 21 milyar dolara çıkmış sadece 7 yıl içinde. Peki bu o zaman dolaşan piyasadaki sermayenin kaçta kaçı? %0.2'den kaça çıkmış? %1.4'üne çıkmış. Tam 7 kat artmış. Daha sonra 2008 küresel krizi ve Gezi Parkı olaylarıyla 15 Temmuz darbe girişiminden etkilenmesine rağmen 2016'da bu rakam 13 milyar olarak tahakkuk etmiş. 2017'de 11 milyar dolar olarak tahakkuk etmiş. Pandemiye rağmen 2021 yılında bu rakamın yine yaklaşık 17-18 milyar dolarlar civarında seyretmesi bekleniyor. Yani iktidara aldığınız günden itibaren tam 20 kata yakın ortalama arttırmışsınız ve bu arttırdığınız rakam sadece rakam bazında değil, yüzdelik dilim olarak da artmış. Tamam mı? Çin'e ne kadar girmiş peki? Çin'e 2016 yılında 457 milyar dolar yabancı sermaye girmiş. Türkiye Çin'le kıyaslamıyorduk. Tam 40 kat fazla girmiş ama nereye getireceğim? 2 yıl sonra 275 milyar dolara düşmüş. Şimdi şunu söyleyeceğim. Siz Londra'da Türkiye'de hukuk yok, İşte efendime söyleyeyim Türkiye'ye yatırım yapmayın deyip de gelip Türkiye'de gençlerle bir araya gelip sureti haktan gözüküp demokrat amca kılığında muhtarlıklara kadro açarak istihdam yaratma vizyonu dışında vizyonu olmayan bir adam olarak yabancı sermaye girişiyle ilgili ahkam kesemezsiniz. Siz Türkiye'de bir takım şirketlere el koymaktan bahsederken ya da Kanal İstanbul projesine destek verecek şirketlerin hak hukuk dinlemeyiz, mal varlığına da çökeriz, buradan da bir kuruş vermeyiz diyerek uluslararası kamuoyuna yönelik eşkıyalığınızı adeta vurgularcasına açıklamalar yaparken dönüp gençlere Türkiye'de hukuk yok, dolayısıyla da yabancı sermaye girişi buraya nasıl gelecek diyemezsiniz. Sizin milletvekiliniz Manisa'ya yatırım yapacak Alman firması buraya niye gelsin ki deyip onun avukatlığına savunup soyunup burada hukuk yok ki gelsin derken öbür taraftan da dönüp Katar'a satmadığınız neyiniz kaldı? Katar'ın bu ülkeye soktuğu yabancı sermaye girişimi hangi boyutlara vardı diyemezsiniz. Ve bu ülkede hala bilinmeyen bir şey var. Katar'dan gelen yabancı sermaye girişi 17. sırada. Birinci sırada Hollanda, ikinci sırada hala Almanya var İbrahim. Ve bu güzel bir şey. Yani ne Almanya'ya sermaye girişinden dolayı düşmanlığımız var ne de Katar'a. Şimdi bu kadar ikircikli siyaset, bu kadar ne dediğinden bir haber bir siyaseti masada ne var programında irdelemek, analiz etmek, rakamlarıyla beraber ortaya koymak da boynumuzun borcu.